Süreyha Hocam, konuşmanızın başında da belirtmiştiniz. 18 yıl oldu bu mesleğe başlayalı. İlk o zamanki hastalarım bugün arayıp soruyorlar. İyileştiklerini görüyorum dediniz. Peki, bu hastalığa yakalanan, kanser hastalığına yakalanan kişi bütün tedavilerini gördü, tetiklerini gördü ve tekrar risk faktörü var mıdır? Tekrar kanser hastalığıyla karşı karşıya kalabilir mi? Kanser hastalığına yakalanan kişi kanser tedavisini olduktan sonra ilk 2 yıl hastalığın tekrarlama riski yüksektir. İlk 2 yılda biz hastalarımızı çok daha sık takip ederiz. 3'er aylık kontrollerine gelmesini isteriz. 3 4 aylık kontrol takiplerini sıkı sıkıya yapmaktayız. 2 ila 5 yıl arasında yine risk devam etmektedir. O yüzden 5 yıla kadar da hastanın yıllık rutin kontrollerini yaptırmaktayız. Ve 5 yıl bittikten sonra hastalığın bir daha oluşma riski yok demek mümkün değil. Kesinlikle. Yine risk vardır ama en azından hani bu başlangıçtaki ilk 2 yıldaki görülme sıklığıyla 5 yıldan sonra görülme sıklığını karşılaştırdığımızda 5 yıldan sonra çok daha risk düşük durumdadır. Ama şunu diyemeyiz. Yani hasta bu kadar yıl takip oldu, bir daha sonra hiçbir şey olmayacak diyemeyiz. Yine normal insanların, normal sağlıklı insanların görülme riski ne kadarsa, burada da tedavi görmüş hastaların da görülme riski aynı şekilde devam etmektedir. Ama ne kadar moralimizi yüksek tutarsak, umudumuzu kaybetmezsek, sağlıklı dönemimizde tedavi olduktan sonra da ne kadar rahat bir şekilde hayatımızı yaşamaya çalışırsak, stresten uzak durmaya çalışırsak, bir daha bu hastalığın görülme riskini minimumlara indirmeye çalışmış oluruz. Bunu Tabii, söyleyebilirim. sigaradan uzak duracağız. Tütünden uzak duracağız hocam. Sigaradan uzak durmamız gerekiyor. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Mevsiminde sebze ve meyveleri yiyeceğiz. Kışın kışlık, yazın yazlık. Evde mayalanmış yoğurt tüketmeye dikkat edeceğiz. Bol sıvı alacağız. Uykularımıza dikkat edeceğiz. Özellikle akşam düzenli uyku uyumamız gerekmektedir. Yine hobilerimiz varsa işte resimle ilgilenilebilir, müzikle ilgilenilebilir veya el-işe yatkınlığı olan kişilerde el-işe yapabilirler. Normal hayatını daha böyle renklendirecek. renklendirecek şeylerle devam ettirirse çok daha başarımız daha yüksek olur. Hiçbir şeyde ilgilenmeyip sırf benim buramda şu mu çıktı, Odaklanmayacak. burun buramda çıkmış mı diye endişelenirsek hastalık görülme riski çok daha yüksek olur. O yüzden ne kadar çok kendimizi başka şeylerle meşgul edersek o kadar başarı şansımız o kadar yüksek olur diyebilirim.